Bendeniz Hüsnü. Büyük bir fabrikanın kahveci çırağıyım. Bugün pazar, yani benim tatil günüm. Şöyle bir vapura binip adalara kadar bir uzanayım dedim. Uzanmasına uzandım ya, ama bizim gibi gariban ne yapar oralarda? Ancak böyle benim gibi salak salak gezinir durur işte. Ah, ah be usta be! Şöyle harcayacak 5-10 kuruşum olsa, ben de bu güzel köşklerde yaşamasını bilmez miyim ha? Hem de nasıl yaşarım arkadaş? Oğlum, bu hayallerin hakikat olabilmesi için adamını bulacaksın. Adamını buldun mu, köşklerin de olur, katların da, hanların da olur, hamamların da. İcabında adamını buldun mu, paran da olur, aşkların da. Para adama neler yaptırıyor arkadaş! Herife bak, evinin bahçesine futbol sahası yapmış! Yapar tabii, bulmuş adamını yapmış, yaptırmış! Ama biraz hatalı yaptırmış! Ulan ağalar sahanın ortasında olur mu be? Şuradan kalkıp arkadaş, bir atlayacaksın! Anladın mı? Tak diye sol köşe gönderinden bir takacaksın topu ağalarda! Ey be! Ulan gol atabilmek için bile adamını bulacaksın arkadaş. O pasını verecek ki sen de tak diye takabilesin 90'a. Neyse Hüsnü oğlum, al voltanı. Buralar sana göre yerler değil be. Abicim, şöyle ağız tadıyla lüküs bir meyhanede kafayı çektim mi tamam! İşte bu da bizim meyhane! İşte bu da mezelerimiz! Garson! Hey garson! Al şu mangırı, biraz patates tava getir! Hadi bakayım! Adamını bulamadın mı arkadaş? Pazar günün işte böyle geçer! Kenefin üzerinde oturursun, çekersin kafayı. Oğlum, yarın pazartesi. Ver elini fabrika. Bu fabrikada işlerin adam akıllı laçka olduğunu sana söylememe lüzum var mı bilmem. Hepsi düzelecek beyefendi. Beyefendi, beyefendi! Dal kavukluk yapacağına işçilere ve işe hakim ol. Olacağım beyefendi, olacağım. Buradan atılırsan aç kalırsın. İlkokul diploman bile yok. Sayenizde beyefendi. Kes be! O da mı benim sayemde? Patrona yalan söylemekten bıktım.
Ya fabrikayı bir disipline sokarsın ya da çeker gidersin. Tabii beyefendi. Üretim adam akıllı düştü. Osman Bey buraya bir müdür ve bir de ikinci müdür almak için bize sormaz. İkimizi de kapıya koyarsa ananı belletirim senin, anladın mı? Evet, anladım beyefendi. Sert tedbirler alacaksın. İşi kaytaranın gözünün yaşına bakmadan yövmiyesini kes. Fabrika içinde erkek ve kadın işçilerden kırıştıran olursa rapor edeceksin. Edeceğim beyefendi. Sonra o açıktan aldığımız komisyondan da bir haber çıkmadı. Herifi sıkıştır. Hı hı. Burada bazı işler çevirip ayda senin de cebine bir binlik attığımızı da unutma. Daima izninizdeyim. Kulunuzum, kölenizim beyefendi. Biraz daha kurnaz olursak ikimiz böyle bir fabrika dikebiliriz. Bozuk mal diye depoya attığımız malları el altından satacağız. Anlıyorum beyefendi. Acele yok, daha vakit var. Çok kurnazsınız. Bu ikimizin arasında. Osman'a ne zaman kazığı atacağımı ben bilirim. Yalnız sen bir hıyarlık edip işi bok etme, anladın mı? Anladım beyefendi. Hadi hadi, şimdi git bakalım iş başına, uyumak yok. Yok beyefendi. Allah ömürler versin. İyi günler beyefendiciğim. Sen de hep ayağımın altında dolaşıyorsun ya. Ne yaptın be? Arka arka kapıdan çıkılır mı müdür bey? Salak herif, aptal! Aynen iade ederim. Senin paralarım vallahi. Bu becerisizi ne diye tutuyorsunuz beyefendi? Derhal kovun! Ya Melih bey beni katiyen kovamaz. Nedenmiş o? Çünkü hem ona kimse bu kadar güzel çay yapamaz, hem de benim ileride çok yükseleceğimi biliyor. Sen şamar oğlanısın ve hayatın müddetince de öyle kalacaksın. Salak! Aynen iade ederim. Haddini bil yoksa... Evet, uzatma sen de canım. Hadi işinin başına. Dua et, dua et. Şef olmuş ama adam olamamış hıyara. Böyle konuşmanı beğenmedim. Ne de olsa büyüğün. Sen de biraz dikkatli olsana. Sana karşı olan sempatimi istismar etme. Ben hiç öyle şey yapmam. Kendisi gelip hep bana tosluyor. Burada getir götür işini yapıyorsun. Haddini bil. Öyle her şeye karışma, yoksa külahları değişiriz. Peki beyefendi, ama ben ne zaman ustabaşı olacağım? Herkese sigara almaktan, çay kahve taşımaktan, paspas yapmaktan bıktım. Seni deniyorum. Yakında çok önemli bir duruma geçebilirsin. Aferin. Hep böyle devam et. Hadi şimdi git ve süpürgeyi kap. Hadi bakalım. Gene ne var? Bir haftaya kadar ustabaşı olur muyum? Defol be! Şimdi tepelerim ha! Günaydın! Günaydın! Kolay gelsin. Sağ olun. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Fabrikanın çiçeği bugün bize yüz vermiyor. Herkese mavi boncuk dağıtsın, bize kalmadı. Ölüyorum senin için, deli oluyorum. Ne güzel bir yalan. Canım benim, seninle birlikte olmayı öyle arzuluyorum ki. Sahi mi? Rüyalarımda seni çılgınlar gibi seviyorum, anlatılacak gibi değil. Nasıl? Bunu ancak yalnız olursak anlatabilirim. Muhallebicilerde buluşmaktan bıktım. Erkeksin, bir imkan yarat öyleyse. Mesela Boğaz'da bir otelde. Hayır. Çok gizli olmalı. Dinan Usta! Buyurun. Buyurun beyefendi. Burası kahve mi? Bu ne la bu hallik? Size kızlarla samimi olmayın diye kaç kere söyledim. Haklısınız beyefendi, yalnız etiket bitmişti de. Hep burada mı biter bu etiket? Efendim? Beyefendi yani... Valla... Öyle tesadüf ediyor. Yok canım, demek ki mallar bu yüzden depolu çıkıyor. Kafamı kızdırmayın, hepinizi allak bullak ederim.
Burada dalga geçen defolur gider! Yukarıdan fitili almış gene. Fısıltı mısıltı yok! Hepinizin yarım yevmiyesini kesiyorum! Aklınız başınıza gelsin, anlaşıldı mı? Öyle sebepsiz kesemezsin! Buranın şefi benim! Önce bana post sökmez! Hı. Sinan Usta, bunlar senden yüz bulmasalar çalışırken kaytarmazlar! Ben keserim! Kes de görelim be! Hava mı tutuyorsun yani? Tutmuyorum ama... Müdür beye söyle canım, bu ücretle bu kadar çalışılır arkadaş! Canım hemen kızma! Yani şurada biraz daha gayret etseler ne olur yani! O zaman ben de yemeğlerini kesmem! Sen köstebek herifin tekisin! Ne o? Biri bir şey mi dedi? Teşekkür ederiz dedim! Ha vazifemiz! Şurada bir aile gibiyiz! Birbirimizi kırmaya ne lüzum var değil mi? O zaman gürültü de olmaz! Tabii ki! Al! Ulan aptal herif gene mi sen? Gene ben! Ya bakma bana öyle, gülme ya! Zaten hep senin yüzünden oluyor bunlar! Sana aşık oldumsa, tutuldumsa sanki isteyerek mi oldu? Sakar herif, sana kaç kere söyledim! Bilmem, birkaç kere söylemişsindir! Neyi? Kızların bölümüne girme diye! Ben mübayağı memuruyum, girerim! Mübayağı memuruna bak! Sen süprüntücüsün, anladın mı? Derhal bu sözün için benden özür dile! Ha yok canım! Şuna bakın, kendini bir şey sanıyor be! Yanlış söyledin müdür bey, süprüntücü değil, süpürgeci! Biriniz ustabaşı, biriniz şef kasılıyorsunuz karşımda! Ama bir gün bu fabrikanın en kralı ben olacağım! Ya! Tabii! Ama o zaman ben size böyle terbiyesiz davranmayacağım! Yaptığınızdan utanacaksınız! Şimdiden utandık! Artık yeter be! Hadi işinin başına! Yoksa bir tokatta kulağının zarını patlatırım, anladın mı? Sıkı mı? Sıkı ya! Geberteceğim seni, geberteceğim! Müdüre bak, şekerleme ambalajı oldu! Ne haber patron? İyilik Haşim abi! Hızlısın yine! Daha tam hızlanmadık! Seni biraz mazotlayalım! Sen kendini mazotla düdük! Hüsnü, duyduğumuza göre yakında atölyeler şefi olacakmışsın öyle mi? Artık bizim yemeğleri de arttırırsın he! Oo, çalışmayan adam yok, o kadar! Şef olur muyum, olmaz mıyım görürsünüz. Siz dalga geçin bakalım. Tabii şef olacağım. Filiz'in beni beğenmesi için mecburum. Görürsünüz. Kolay gele. Kim bu küstah? Ulan gene mi sen? Her zaman, her yerde ben. İşim bu. Ulan eşşoğlu! Ulan avanak! Sen bu fabrikanın belası mısın be? Hayır, temizlik ve asayiş memuruyum. Elinin körü! Temizlik ve asayiş memuruymuş. Deli olacağım, deli olacağım! Neden? Deli olman için bir sebep yok ki! Var, o da sensin, Allah cezanı versin! Aynen iade ederim! Bir haftalık yövmeyeni kestim. Üç günde öğle yemeği yemeyeceksin. Anladın mı? Yemeğimde bile gözüm var, değil mi? Ayıp, ayıp! Sana hiç yakıştıramadım! Abi, bu adam benimle niye bu kadar uğraşıyor ya? Boş ver, kafanı yorma! İneğin biri o herif işte! O zaman burada ne işi var? Salsınlar bir çayıra, otlasın! Kafanı yorma! Seni burada herkes seviyor! Her şeyi yüzüne karşı dobra dobra söylüyorsun! Behbi Bey'in işine gelmiyor! Ben ona uymam ki! Patronun uşağı! Ama bak,
Hem yevmiyemi kesti, hem de yemek verdirmeyecek. İnsanın midesini bile mahkum ediyorlar be. Ne olur birkaç gün öyle yemeği yemesem? Çağırsalar bile mi gitmeyeceğim arkadaş? Bugün de aksi gibi kuru fasulye pilav var ya. Hüsnü neden yemekte yok? Vehbi Bey'i cezalandırmış. 3 gün yemek çıkmayacakmış ona. Domuz herif. Ben ona yemek götürürüm. Şef anlarsa başın derde girer. Girmez. Şu Filiz'i de bir türlü anlayamadım gitti. Onun gizli bir dalgası var ama kim? Herkese fors attığına göre önemli biri. Vehbi Bey olmasın? Yok canım, Vehbi Bey'de öyle hikayeler yok. Sen öyle san. Bu herif fırsat bulsa hepimizi tavlamaya kalkar. Bitiyorum şu yavruya. Şimdi burada tatlıca da olsa, burnunu şöyle şöyle yapsa... ...pap diye önüme bir tepsi yemek gelse. Bir de bakarsın gerçekten mi yemek yenivermiş. Hadi bunu çabuk ye. Aa, tatlı cadı! Yok, sen tatlısın ama cadı değilsin. Hadi yesene. İştahım kaçtı. Öyle salak salak ne bakıyorsun? Şimdi biri görecek, hadi atıştırsana. Sen de benim salak olduğuma inanıyor musun? Ne münasebet, lafın gelişi. Bana başka türlü laflar da söylemeni isterdim. Öyle de söylerim. Ama şimdi ye şunları. Tepsiyi de sakla, sonra içeri getirirsin, tamam mı? Bu hareketin içinde bana olan gizli sevgin olabilir mi acaba? Olur de, tepsiyi yiyeyim. Yemek için çok teşekkür ederim. Seni evine götüreyim mi? Teşekkür ederim, ben giderim. İyi tatiller. Fazla bakma, kelleyi üşütürsün Hüsnü. Sen kuru fasulyeye talim et. Baklava senin neyine? Hadi eyvallah. Belli olmaz oğlum, belki biz de bir gün baklava yeriz. Ekrem'i de yakında kaybediyoruz. Darısı bizim üstünün başına. Ben adam akıllı biri olmadan evlenmem. Üstünün gözü bizim fabrikanın şefliğinde. Ama Vehbi Bey'i bir türlü tavlayamıyor. Bugün sinirinden öğle yemeği bile yemedi. Öyle değil mi Hüsnü? İşletin bakalım, işletin. Ama benim de sizi işleteceğim zaman gelecek. Hadi Hüsnü'nün istikbalini içelim. İçelim. Hadi bakalım. Beni çok duygulandırdınız. Baksana biranın köpüğü bilem kaçtı. Ulan iyisin Hüsnü, haydi bakalım ulan. Oh, hayır kızım hayır, olmuşlarını da bana bırak. Anlarını da bana bırak yavrum. Benimki yanık yerinden olsun, fırçala yavrum fırçala. Filiz de karşımda böyle oynasa... ...mahvolurum namusuna. O zaman dayanamam, kalpten giderim. Ayıp ulan ayıp. Kerem o aile kızı, dansöz değil ki. Ne o küçük bey, çok daldın. Kum mu çıkarıyorsun? Hadi bastır bakalım bir onluk. Hadi bastır! 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 Bastır!
Hadi Hüsnü çıkar. Ulan Hüsnü be! Ne o, çıkaramıyor musun? Çıkar da görelim. Son param, bu gece açız abiler. Rüyanda inşallah sevdiğini görürsün yavrum. Bozulma Hüsnü, Allah'ın daha ne kıyak numaraları var. Hadi götür bir anı. Abi şu fabrikada en çok seni seviyorum ben. Ben de seni. Gel öpeyim. Yani sen şimdi beni şef olmaya layık görmüyor musun mesela abime? Ulan Hüsnü, sen şefliğe değil, daha nelere layıksın bilmem anlatabiliyor muyum yani ha? Sağ olun. Hüsnü hanginiz acaba efendim? Ben olmadığıma göre herhalde bu. O olmadığına göre herhalde benim. Ama rica ederim, bu işte herhalde kelimesi olamaz. Kat'i şekilde belirtin lütfen. Benim amcacığım. Hüsnü Bey, siz misiniz? Memnun oldum. Efendim? Buyurun şöyle oturun, buyurun, buyurun. Alay konusu olmaya gelmedim. Hüsnü Bey kimse lütfen belirsin. Amca Hüsnü benim, ha. Benim. Oturuversen, koy poponu. Sağ olun. Otur. Ah, çok şükür. Efendim size gayet nefis bir müjde vermek istiyorum. Şef mi oldum yoksa? Hayır, tarla başında bir kat sahibi oldunuz. Ne? Ulan hem perişanım diyorsun, hem de bankaya para bastırıyorsun ha? Bankadan değil beyefendi. Hüsnü Bey'e büyük dayısının amcasının kızından bir kat miras kaldı, tebrikler. Kat mı? Bana mı? Ben gidiyorum Hamdi abi. Ayıl oğlum, ayıl! Ayıl da neşeni bul! Gayet tabii, insan böyle bir haberi alınca bu hale gelir. Ben neredeyim Hamdi abi? Bandırmaya geliyorsun. Kalk ulan kereste, şu anda kas sahibisin anladın mı? Aa, çok acayip ya! Ben eskiden böyle ufak haberlere bayılmazdım. Kat sahibiyim ha? Allah! Abi! Ay! Bir oda, bir mutfak, bir hela... Biraz daha büyük olsaydı be amcacığım. Aman evladım, havadan kat işte. Saray olacak değil ya. Hem de üstelik tam sana göre, ya! Tabii, Zehra Hanım'ın o boktan odasından daha iyidir. Burasını bir döşedin mi kutu gibi olur. Sağ ol. Aa, biraz dikkatli bakarsan Haliç bilen görünüyor. Kendin aç, kendin kapa. Oh, kafam da dinç olur, gürültü de arama. Babacığım, diğer katlarda kimse var mı acaba? Aşağıdaki kiracıların hepsi gece çalışıp gündüz uyurlar. Senin tersine yüzlerini bile göremezsin, boş gibidir. Burayı satıp şöyle Yeşilköy'de bir kat alsam. Aman efendim, burası etseye satmış mı ne der? Bu parayla sen Yeşilköy'de kümes bile alamazsın. Alamam ha. Öyleyse ben de satmam. Satma, satma! Hemen de taşın. Çok eşyan var mı? Buraya nasıl sığdırırım diye düşünüyorum. Neyse, bir çaresini buluruz. Fazlalarını eskiciye veririm. Benim de katım var, ben de insanım. Burayı bir döşesem be arkadaş be. Şuraya bir kanepe. Tamam. Sağına soluna iki tane koltuk. Tamam. Şimdi, oh. Ha, yerde halı yok yerde. Yere de şöyle lak diye bir halı. Tamam. Bu da oldu. Aa, duvar boş kaldı. Duvara şöyle lak diye bir tablo lazım. O da tamam.
olmadı, o köşe boş kaldı ya. O köşeye ne? Ah, o köşeye bir televizyon koysam şöyle rahat rahat seyredeceğim. Tamam. Şimdi ne lazım arkadaş, ne lazım? Sorulur mu be? Filiz! Filiz'le 2 aylık evliyiz arkadaş. Birbirimize doyamamışız. Şimdi o içeride bana çay pişiriyor. Nerede kaldı ya? Hah, geliyor. Ben uyur gibi yapayım şimdi numarada. Çayını getirdim kocacığım, şimdi demledim. Gel. Çayı bırak şimdi. Gel şuraya. Gel de kocan seni demlesin, anam! Hayali bilem adamı duman etmeye yetiyor be! Filiz, bütün bunlar bir gün gerçek olursa hayret etme, mi? Sakin ol ve her şeyi bana bırak. Hüsnü ha, Hüsnü! Hadi yaşadın gene! 5-6 odalık küçük bir daire canım. Cihangir'deymiş, öyle mi? Evet. Bütün Marmara'yı görüyor, adalar filan ayak altı. Bir akşam rakı içeriz artık. Mobilyalar gelsin de öyle. Mobilyaları mezatçı kardeşlere mi ısmarladın? Hadi iş başına! El alemin katı sizi amma gücük etti be, hadi! Herkesin kendi katı olur mu Hamdi abi? Tabii kıskanacaklar. Ulan Tere ya, sen de fazla kasılma katın var diye bozulurum sonra. Hadi bana bir çay getir. Sen ne mi kıskandın yoksa? Hadi ulan! Adamın kafasını bozma kerata! Bir şakarın feleğini şaşırırsın. Tamam Hamdi abi, tamam. Hadi! Çay bir! Çalışmanı seveyim canım be. Katım olduğunu biliyor musun acaba? O kat sana feda olsun. Ne olan kukla mı oynatıyorsun Zevzek? Yo! Çay isteyen var mı? Diyecektim de. Tabii getir! Çaylar senden Hüsnü, kat almışsın, ıslatalım. Şimdi getiriyorum! Çaylar 2 oldu! Ha, 2... Yani var ya o demin hani kukla mı dedin, o 2 o 2 işte. Demek kat sahibi ha? Bu iyi haber. Baş başa olacağımız bir yer olamaz mı? Of. Seni Hüsnü'nün evine bir atarsam yaşadık demektir. Muhallebici köşelerinden de kurtuluruz, canım. Çaylar ablacığım, çaylarımız gelmiştir, buyurun. Çaylar benden, için bakalım, hadi. Yeni evinde mutlu günler geçirmeni dilerim. Geçiririm herhalde. Tabii geçirirsin. Çayın soğumasın, sana kafa çayı yaptım. Kafa çayı da ne? Yani en demlisinden. Hı? Hüsnü! Ha. Hüsnü, biraz gelir misin benimle? Geleyim abicim. Senin hakkını çok yiyorlar. Yesinler, afiyet olsun. Öyle. Dün gece düşündüm ve dedim ki... Hüsnü artık neden bir makinede çalışmasın? Yani şeyde mi, öbürküler gibi mi? Tabii, zekisin, çok çabuk kapıyorsun. Gel git işi seni çok yoruyor. Ölüyorum abi be! Yarın makinede çalışmak ister misin? Aa, istemez olur muyum? Hemen şimdi çalışayım! Yo, olmaz! İş ayarlayacağım. Önce ufak makinede çalışırsın. En büyüğünde çalışayım abi be! Daha sonra, daha sonra. Yalnız bir şey var. Bir engel. Aa, Vehbi Bey mi? Vız gelir! Hem sen ustabaşısın, o kim oluyor ki be? Kim o? Tabii canım, o kim oluyor? Bana senin şeyin lazım. Ne lazımsa söyle, hemen tamam. Birkaç saatliğine evin lazım. Ha, seni gidi, anladım, bana evde makineyi öğreteceksin. Onun için değil, Anadolu'dan bir akrabam gelecek. Onunla gizli bir şeyler konuşacağım. İstediğin kadar konuş.
Bana evin anahtarını verirsin, işim bitince sana veririm. Yalnız akrabana ayıp olmasın abi. İçeride sadece bir şilte var, hepsi o kadar. Canım, şilte de bize yeter, tamam mı? Sen 7'de falan gelirsin. Şimdi anahtarı ver. Al abicim, istediğin kadar konuş. Ha, yarın makineye geçiyorum, tamam mı? Tamam dedik ya, hadi hayırlısı olsun. Hadi hayırlısı, hayırlısı abi. Uyuma, usta oluyorsun usta. Düşündün mü hiç bu hususta? Bu dünyada işini bileceksin. Bak bir anahtar verdin, meydancılıktan kurtuldun. Şimdi Filiz'e ufak bir çıkış yapmanın zamanı geldi. Geçiyorsun güzelim, ha? Hüsnücüm, şaşırttın lan beni. Ben şaşırtırım lan. Şöyle bir meyhanede kafaları çekmeye ne dersin, ha? Allah derim! Acayip adamsın be Hüsnü. Acayipim diyor. Hadi gir koluma da havamızı atalım bakalım. Hadi. Şşş! Taksi! Gel lan buraya! Sana baktı. Hoş ver lan Hüsnücüğüm, içelim. Nasıl bakar arkadaş? Gel buraya. Bana bak, benim yanındaki kadına. Aa! Hay Allah, gel otur şuraya, otur. Boş ver. Bir dakika arkadaş. Ay, ya. Dur, otur, otur. Ulan. İçelim, boş ver Hüsnücüğüm, boş ver. Ulan bir dakika, bana bak. Ulan sen benim yanındaki. Sen nasıl bakarsın lan ben? Tutsana beni ya. Gel gel, otur şuraya. Otur, içelim, boş ver. Hadi aslan Hüsnücüğüm. Ulan vuracağım fena. Hadi Şerefe, sen... içelim, otur Şerefe. Hadi bakalım. Nasıl bakarsın lan? Dur, gel dedim sana, otur be! Ben var ya, artık şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Katım da var, sonra Sinan Usta beni oraya koydu. Nereye koydu? Sen de bilmece gibi konuşuyorsun Hüsnü. Şu konuşmanı bir düzeltsen. Düzeltirim. Yani yarın makineye geçeceğim. Oo, iyi iyi. Yalnız elini filan makineye kaptırma. Hadi iyi günler. Diyecektim ki... Ne diyecektin? Öğlenki çay nasıldı? Harikaydı, teşekkürler. Güle güle. Allah cezanı versin salak herif be! İki kelimeyi bir araya getirip bir laf söyleyemiyorsun. Hep tutukluk yapıyorsun. Rüyara! Rüyalarım gerçek oldu Bena. Seni böyle kollarımın arasına almak. Seviyorsun beni. Hem de nasıl? Ben de seni.
artık baş başa kalacağımız bir yerimiz de oldu. Tabii, o enayiden artık her zaman anahtarı alırım. Ona makinede çalışacaksın de yeter. Kurnazsın, bari makineyi bozmasa. Boş ver, bozsun. Zaten çalışacağı makine bozuk. Ben önden çıkayım, beraber görünmemiz sakıncalı olur. Peki, haftaya gene burada kollarımda olacak. Allah mı aladık? Canavar erkeğim benim, canım, ruhum. Bizim yukarıdaki herif neymiş de haberimiz yokmuş. Ya! Hüsnü, bakıyorum arı gibi çalışıyorsun, artık yakında usta olursun. Makinası da son model, bas bir kaldır iki. Hüsnü makineyi değil, makine Hüsnü'yü çalıştırıyor. Önce Hüsnü Usta'ya çayını ver. Abi çayını getirdim. Çalışma sırasında çay içmem, sana çay getir diyen oldu mu? Ver, ver, şaka yap. Unutma oğlum, sen de iki gün önce böyle ortalıkçıydın. Mazisini unutana nankör derler, anladın mı? Oo! Oluyor mu abi? Bıçak gibi! Hayret ya, ne çabuk kavradın! Ben demiştim, bu işler bana hafif! Haftaya büyük makinelere geçmelisin. Aa, deme! Sahi mi? Tabii! Senin sayende fabrikada üretim %800 arttı. %800 az, %1000, 2000 yaptıracağım. Herkes seni söylüyor, yıldızlaştın. Aslan ustacım benim be. ne içersin? Hey Tahsin, çaylar! Çayları getir lan! Şey, aksi gibi bu gece de senin ev bana lazım olacak. Anahtarsa veririz. Ha, akrabanla hala anlaşamadın mı? Arazi meselesi, ucunda milyonlar var. Bu gece onu dut gibi yapıp, sonra da ayıklayacağım. Ayıkla ustacım, ayıkla! Sayende canım! Ha, unutma şu anahtarı ver! Al abiciğim, ben bu gece sabahçı kahvesinde yatarım. Olur mu canım? Sirkeci'de bir otele git. Zaten bizim işimiz sabaha kalmaz biter. Yo, acele etme! Acele işe şeytan karışır. Adamı şöyle iyice bir tuşa getir abi! Hem de ne tuş! Sırtı döşekten kalkmayacak. Şu bizim anahtar sayesinde her gün yükseliyorum. Ah, Filiz bunu bir duysa çıldırır sevincinden. Welcome to the darling, yes bir no iki. Come on darling, come on şari, very good analım. Oh darling, harikasın. Şimdi derhal hızlı ve acayip bir diskotek çekelim, tamam mı anam benim, tamam mı? Prensim benim, jokeyim benim. Kısrağım benim, altılı ganyanım. Let's yürü. Go darling, gidelim. Asılgan'a götürüp ışınlayın. Ben daha dünyaya gelmedim, gelmeme de 10 saniye var. O halde geriden say. 21 22 23 24 25 26. Dağıt kendini sevgilim, dağıt! Beni sen dağıt Hüsnü! Amcamın milyonlarını Florida'da yiyelim. Aa, hayır ya!
Jamaika'da yiyelim, Jamaika'da! Hemen bir yolunu bulup evlenelim. Hadi, hadi durma, al beni! Kocam demek istiyorum sana, kocam! Dumanla! Sağ ol! Çek anam, zevkten tulumba tatlısı olalım! Benim prensim, bu harolup ikimiz de kaybolalım! Sen ben misin? Yoksa ben sen miyim, ha? Bana kocacığım de! Kocacığım, jokeyim benim! Kısrağım! Geliyor! Filiz! Aa, sen burada mı oturuyorsun acaba? Tabii, neden sordun? Hiç, ben burada oturduğunu zannettim de! Allah Allah, hadi hoşça kal! Güle güle! Hayalde oldu mu kızın karşısında fişek gibisin oğlum! Ama gerçeğe gelince atacak bir damla barutun kalmıyor! Kendine gel üstü! Bir an önce şu işi bitir, yoksa bu fırsatlar bir daha gelmez oğlum, tamam mı? Harikaydın gene canım! Öldürdün beni! Ne geceydi! Sanki bir ihtiras denizinde yüzdün! İyi günler sevgilim, çok İşe bak, yukarıda çok hızlı biri var! Meraklandın doğrusu! Beni çağırmışsın. Ha, şu işi bana anlatsana. Hangi işi? Şu salak üstü işini canım. Bir haftada olanı büyük makineye verdin. O yerden çivi bile toplayamaz. Ben de biliyorum ama elimden gelse onu ustabaşı bile yapacağım. Ama neden? Bakın. Deme. Sahi mi? Madem bu be, yaşadık öyleyse. Tabii, haklısın. Ha, eve bak, şimdi bir şeye benzedi işte. Artık makinede çalışıyorum, boru mu? Şu masaya bir de örtü almalı ya, biraz masraf olacak ama... ...burasını tam dekorasyon etmeden Filiz'i çağıramam. Sonra Sinan Usta akrabasıyla gene buluşursa mahcup olmayayım. Hele bu yatağın içinde bir de Filiz olursa... ...ona nasıl sarılırım biliyor musun? Filiz! Filiz! Filizciğim canım! Herif çok azgın! Vallahi şu herife bir pas vereceğim, sonra size söylerim. Hop hop, ağır ol bakalım! Önce ben deneyeceğim, bu işte sizden hem eski hem de ustanızım. Teşekkür ederim. Bundan sonra şef muavinisin, yemeğin masana gelecek. Benle ne kadar da iyisiniz, demek barıştık. Dargın mıydık ki Üstü Bey, aşk olsun. Bana Üstü Bey de dediniz. Sendeki cevheri çoktandır biliyordum. Sen bana bakma, seni deniyordum. Hadi yemeğini yesene. Buyurun beraber yiyelim. Sağ ol, teşekkür ederim, ben yedim. Ha, maaşın da yükseldi biliyor musun? Tabii, bu vaziyette yükselecek. Şu arada sen de bana bir iş yapacaksın, hem de hayırlı bir Buyurun, iş. Memnuniyetle yaparım. Kimsesiz bir kız var. Onu bu gece senin evinde yatıracağım. Aa, kız mı? Tabii yatsın! Bilirsiniz, benden kimseye zarar gelmez. Sen değil ulan, kızla ben yatacağım. Sen mi? Neden? Kötü manaya mı çektin yoksa? Kız ilk karımdan, şimdikinden gizli idare ediyorum. Sonra çok garip, çok garip bir kız. Baba şefkatin nedir bilmedi. Çok yazık, üzülmeyin, sabaha kadar idare edin onu. Ederim. Zavallı yavru, bir gececik babasını görüp gidecek. Al, anahtarı ver. Al anahtarı şef, üzülme! İyice teselli et onu, göğsünde uyut! Hem de nasıl teselli edeceğim, kollarımda saracağım canım benim! Bir tanem, sıkıntımdan ne yaptığımı bilmiyorum, kusura bakma! Hadi benim yerime şef muavinisin, idare et burayı! Üzülme şef! Sağ ol, eyvallah! Zavallı hanım bey, kızına doyamamış! Şu bizim evde ne işlere yarıyor ya, sevap kazanıyorum! Artık şef muavini olduğumu Filiz görmeli, ona evlenme teklif edeceğim! Mesela, Filiz'i makamıma çağırttırıp ona evlenme teklif edeyim. Size nasıl yardım edebilirim şekerim?
Lütfen ciddi olalım. İş sırasında sulluk istemem. Bana Filiz Hanım'ı çağırın. Peki beyefendi. Fena parça değil ama sekreterimle labali olamam. Bir müdür ciddi olmalı. Girin. Buyurun beyefendi. Beni çağırmışsınız. Sizi kendime eş olarak seçtim. Hemen gidip kendinize bir gelinlik diktiniz ve faturasını da bana gönderiniz. Benimle alay etmeyin Hüsnü Bey. Zavallı bir işçi kızın kalbiyle oynamayın. Hayır. Gayet ciddi olduğumu suratımdan anlayabilirsiniz. Ben iş ve aşk konularında şaka yapmam. O kadar. Müsaade et beni bayılta beni. Kız bana bayıldı. Vehbi Bey nerede? Kızına gitti. Ben onun muaviniyim. Sen mi? Bu fabrikada çok şey oluyor. Benden başka çalışan yok. Kim o çalışmayanlar? Ben şey debilir miyim? Şey demezsin. Hem sen kendi kendine boşuna paye vermesen iyi olur. Vehbi Bey gelince onunla konuşurum. Yine kaçırdın. Şef muavini olduğunu kıza belli edemedin. Aşk seni tutuklaştırıyor. Açık ve katı konuşsana. Konuşsana eşşol eşek! Canım! Bugüne kadar buraya gelmeyi neden düşünmedin? Fazla dalgalandırma hayatım. Aslanüstü, sen olmasaydın ne yapardım ben? Ne dedin? Ha? Hiçbir şey canım. Oo, vakitte epey ilerledi, hadi gidelim. Aa. Affettin beni bir tanem. Canım. Tekrar buluşmamızı sabırsızlıkla bekleyeceğim, mahvol. Canım. Tabii, tabii hayatım, hoşçakal. Buluşacağız. Bu herifi bir muameleye tutmak artık şart oldu. Herife bak be, her hafta değişik bir karıyla alem yapıyor, pes! Ya! Demek böyle. Hiç şüphelenmedi mi? Hayır beyefendi. Kendisine uydurmadan bir şef muavinliği verdim, anahtarı derhal aldım. Yani bu iş garanti. Tabii beyefendi. Biz denemesini yapmadan size bir işi teslim eder miyiz? Orası bana bir geceliğine lazım. Derhal emrinizdedir beyefendi. Hüsnü'ye Ankara bürosu şefliğini ver. Maaşını da iki misline çıkar. Tabii yalandan. Yoo hayır. Sahiden, o maaşı bir ay alır, sonra düşünürüz. Çok kurnazsınız. Bu benim için hayati bir mesele. En ufak bir sızıltı çıkarsa hayatını söndürürüm. Çıkmaz beyefendi, emin olabilirsiniz. Onu bana gönder, ben konuşurum. Nerede olsalar şimdi? Bugün izin verdim, bütün gece sokaklarda dolaşmış. Biraz uyusun bari. Yapma, 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 ay! Yapma! Canım, yapma! Yapma kız, gıdıklanıyorum! Ay, yapma! Yapma! Canım benim, hani benden kaçıyordun? Şimdi kendin geliyorsun, değil mi? Ha? Ay, yapma kız, ay! Yapma kız, gıdıklanıyorum! Gel bakayım bana! Gel, canım benim! Oh, canım! Üf, beni herif rüyasında bile iş tutuyor! Canım benim, şu yakışıklılığa bak! Yapma kızım ya! Hadi uyandıralım ayol, artık dayanamıyorum! Oh! Canım! Filiz, hastayım sana, Filiz! Yapma kızım, açma sırtımı, açma, üşüteceğim! Filiz! Filiz! Aha! İmdat! Evi karılar bastı! Aha! Canım benim, senin ayaklarda sen, oh bir de bir de canım benim, oh! Parçanı bile bırakmam senin, yakışıklım! Ah canım, nasıl da nazlanıyorsun! Aa, imdat!
Can kurtaran yok mu be? Bekarlıktan kurtaracağız seni yavrum. Ah, ah, gelmeyin lan! Ya manyak mısınız siz ya? Ay. Ya yapma! Ah! Ah! Ulan tarlasına mı düştük, ne oldu be? Ah! Affet beni Filiz, çünkü ne ütü kaldı ne priz! Ah arkadaş, şimdi burada bu kızların yerine bikini mayosunu çekmiş Filiz olacaktı. Ömrümün baharında bir güzele rastladım. Kör olsaydı gözlerim, onu görmez olsaydım. Sonsuz ve karşılıksız bir sevgiye saplandı. Parçalansaydı kalbim, onu sevmez olsaydım. Sevgi ateştir derler, karşılıksız sevenler. Günahım boynunuzda, sevmeyip sevilenler. Sevgi ateştir derler, karşılıksız sevenler. Ayıp değil mi kardeşim? Koskoca plajda oturacak yer bulamadınız mı be? Ha? Hadi yaylanın bakayım. Sana ne ulan sülük? Babanın kumu mu? Bak, gelirsem fena yaparım he. Ufak kıyı da midemize dokunmasın. Bak, geliyorum he. Geldin mi geri dönmem. Aman gerine dikkat et, çöp batmasın. Bana bak, gelirsem fena yaparım he. Ne yaparsın lan? Bu karpuzu kafana şapka yaparım. Aman be yavrum! Gel ulan buraya, kaçmasana! Yeter, yapma, bittim artık! Bırakın lan, burada erkek var be! Gel gel, sıkıyorsa gel hadi! Gelsin Ömer! Erkek var burada! Bak bakalım dibini bulabilecek misin? Pes bitti! Acemi balık yüzsene, hadi göster kendini! Hadi! Amma marizledim heriflere! Aslan be! Sen de iftihar ediyorum. Beni mahcup ettin ve kısa zamanda fabrikada ikinci şefliğe kadar yükseldin. Zekamı kullandım. Bununla kalmamalısın, daha da yükselmelisin. Vallahi sizin yerinize geçmek istemem, ayıp olur. Yo yo, yükselmekte ayıp yoktur. Asıl ayıp, elindeki imkanı kullanmamaktır. Ben senin için daha iyi şeyler düşündüm. Aa, yoksa Vehbi Bey'i kovup beni onun yerine mi geçireceksiniz? Aslında kabiliyetsiz herifin teki ama gene de üzülür. Hayır, daha da önemli bir vazife. Seni Ankara büromuz müfettiş heyeti başkanlığına atadım. Olamaz! Çünkü imkansız! Çünkü o zaman ben sizin de üstünüze çıkmış olurum. Olabilir. Maaşın da ayda 2000 olacak. Ve ayda 4 kere Ankara'ya gidip büroyu teftiş edeceksin. Hepsi o kadar. Başka bir işim yok mu? Müfettişler o kadar çalışır. Diğer zamanlarda keyfin isterse fabrikaya gelirsin. Tabii, keyfime kim karışır benim? yalnız bu gece şu senin evin anahtarını rica edeceğim. Akraban filan mı gelecek? Yo yo, ben evini sadece çalışmak için istiyorum. Çok sessiz ve sakinmiş. Fabrikanın senelik bilançosunu çıkaracağım. Tabii, sen de çıkar. Yani sabaha kadar her türlü çalışabilirsin. Bunu kimse bilmemeli ha? Bilmeyecek. Duyan olursa,
müfettişliğin gittiği gibi gene getir götürücülüğe dönersin. Yoo, hayır! Oraya geri dönemem. Al, sana iki tane matine için sirk bileti. Bir arkadaşın da alıp gidersin. Aa, hayatımda hiç sirke gitmedim. Arkadaşım da hazır. Sirkten çıktıktan sonra da... Ya ben alıştım! Zaten gece dolaşmaya bayılıyorum. Farklar, marklar... Güzel, öyle yaparsın. Ne yapacak mısın? Öyle yapacakmışım. Sana iyi eğlenceler. Size de iyi çalışmalar. hesaptan yorulursanız güzel yumuşacık yatak var. Dinlenirsiniz. İyi günler. İyi bilançolar. Sen de bu anahtar varken umum müdür bile olursun. Gitti oğlum be! Şu anda karşınızda Ankara Bürosu müfettişi var. Herhalde rapor edilmek istemezsiniz. Ay, sevsinler, sen mi müfettiş oldun? Sinan Usta'ya güvenme! Şimdi ben onu bile istesem sepetleyebilirim, anladın mı? Anladım efendim. Hepiniz bunun gibi anlayın, o kadar! İşten sonra boş musun acaba? O ne demek? Bende iki tane sirk bileti var da... ...birlikte gitme durumu yaratabilir miyiz diyecektim. Pek zannetmiyorum ama... Ben beklerim. Gelirsen gelmiş olursun, gelmezsen gelmemiş olursun herhalde. Keşke gelebilsen. Sirk hiç görmedim ben. Bekleyeceğim. Muhakkak gelmesen de illaki gel. Ya gene düşen üstün şu halde bak ya! Çıkar beni kardeşim buradan! Çekip çıkaracağım, bir dakika! Bir dakika abi! Ne yaptın müdür beye ben? Salak adamsın be! Şu an karışma! Güzel abi, karışma! Yaptır oğlum üstünü, sana bırak! Özür dilerim, bir dakika! Nasıl olur bu? Hatay, abi karışma sen! Hatay'ı ben yaptım, ben telafi edeceğim, bir dakika! Temizle hayatım benim! Merak etme! Çıkar, çıkar! Çıkar, çıkar! İşme, bir dakika! Ne yaptın benim üstüme de ben de ettim ya! Ya karışma abi de sen de bırak! Hayır, bir dakika! Bir dakika! Siz merak etmeyin, ben halledeceğim! Ne oldu müdür bey, geçmiş abi, olsun! Abi merak etme sen abiciğim, bırak! Hadi üstücüm, temizle ya! Hadi üstü be ya! Bırakın mı? Ha. Biraz arkanı dön bana abi! Tamam, sağ ol, eksik olma! Hamdi sağ ol, eksik olma canım, sağ ol! Hamdi abi, bırakın bana! Tamam! Canım benim canım, tamam oluyor, temizle! Hadi aslansın! Tamam, şef tamam! Hep beraber buradan Şengül Hamamı'na gidin! Sırata uğraşırdınız! Tamam, temizlenir canım, tamam, tamam, tamam! Oldu olacağım işte bir kere, değil mi? Haa, sağ ol abi, sağ ol abi! Tamam. Ha. Tamam. Abi, işte. Abi ne kaldı? Bir yere çıkalım. Tamam. Hadi bakalım. Üstümü başımı berbat et. Yok yok yok. Biraz daha bir şey yok. Yok. Biraz. Bir hıyar versene şuradan. Kız da nerede kaldı ya? Sirk az sonra başlayacak. Kızların çalışma durumlarını görüşmek için buraya gelmemiz şart mıydı müdür bey? Bunu fabrikada halledemez miydik? Sen ya çok aptal ya da aptal görünmesini bilen çok zeki bir kızsın Filiz. Anlamadım. Fabrikaya ilk geldiğin günden beri bu anı... ...seninle yalnız kalmayı planladım. Nihayet o an geldi işte Filiz. Delisiniz siz! Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsiniz? Bana numara yapma! Sanki sen istemiyormuşsun gibi. Hadi, hadi gel! Gel de boşuna vakit kaybetmeyelim. Dokunma bana! Böyle kızınca daha da güzelleşiyorsun. Hadi aptallığı bırak da gel! Gel! Ne yaptın lan?
Seni yanlış tanımışım ben Filiz. Kusura bakma. Bu 2500 lira beni affettirir herhalde. Benim bedelim bu ha! Ya Rabbi! Ben mahvoldum! Bittim artık! Tükendim! Gelmediğini gördün işte! Bu biletleri yırt ve bunu unut! Gelecek diye ne kadar bekledin ha? Artık bekleme! Ya sen gittikten sonra gelirse? Git artık ulan kereste, hadi yürü! Gidemezsin, çünkü müdür bey var evde. Şimdi sokaklarda avara avara dolaş dur bakalım. Sen nesin ki be ha? Evini bile bir başkası kullanıyor. Müfettiş oldun ama adam alamadın. Artık bu hayalleri bırak oğlum. Filiz hiçbir zaman zaten seni ciddiye almadı ki. Sen nesin ki? Belki de senden birkaç laf bekledi kız. Sonra ümidi kırılınca boş ver be. Bence kabahat hep sende olur. İşte gene hayal görüyorsun, Filiz yatağında! Bırak dedim sana bu hayalleri! Ama hayal değil mi ne? Git istersen bir kere yakından bak! Sana söylüyorum, yürü! Peki! Filiz bu be! Gelmiş! Ben onu sitte beklerken, o da beni yatakta bekliyor! Ha, hoş geldin Filiz! Peki niye cevap vermiyorsun? Bu haplar ne be? Aa, bunlar uyku hapı be! Kız, kız yoksa hapı yuttun mu? He? Ha bak, ah! Ay, nabzına bak! Ah, ya dikkat! Ay, imdat! İmdat, Filiz ölmüş! Ah, ah, imdat! Ne oldu? Kız komada galiba! Uyku hapı almış! Kendini intihar etmiş ya! Hey, kendine gel, aptal! Ne vuruyorsun abla ya? Biri çek yazmış, Melih adında biri. Melih bey mi? Bu gece burada ikisi... Ah, Allah kahretsin! Nedir o? Para! Hadi vakit geçirmeden bunu hastaneye götürelim. Evet, çabuk ay götürelim, Melih tamam, yükleyin sırtıma! Sırtıma yükleyin! Sırtıma yükleyin! Kurtulacak inşallah! Ameliyat edilecek hastaya getirin. Baş üstüne, hadi! İşte, hasta bu. Hmm. Aa, nereye gidiyoruz be? Ameliyathaneye. Ne, Filiz ameliyat mı oluyor? Uyuşturucu yine tesirini göstermiş, saçmalıyor. Ulan asıl sen saçmalıyorsun be, bırakın beni! Hop, hop. Nereye? Dur! Çakala şunu! Hey!
Nereye gitti bu herif be? Ne bu koşuşma gürültü burada be ha? Ne oluyor yok, bakayım? Yok bir şey ha? Doktor bey. Hadi bakayım, hadi işinize, hadi! Artık kurtuldu demek. Tabii enayi, ben iki kutu içmiştim de yine yırtmıştım kefeni. Hadi çıkalım. Kurtardım seni Filiz. Artık çekinmeden söyleyeceğim. Seni seviyorum. Sen ölseydin senin arkandan ben de ölürüm. Yaşayamazdım. Şimdi hayal değilsin, gerçeksin. Konuştum işte. Seni seviyorum. Beni duymuyorsun ama ben içimi boşalttım ya. Oh ya! Evlenir de uslanırlar. Hadi Hüsnü, günaydın. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, sağ olun. Mühim değil aslanım. Ama madem bu kızı seviyorsun, geceleri odana başkalarını alma. Tabii. Ben mi almışım? Tabii. Yok babam, her hafta başka bir karı. Ulan zibi de sen kime tere satıyorsun? Hem de karılar bir memnun çıkıyorlardı ki, sanki bir erkek dünyada sen varmışın gibi. Tabii, bundan sonra yapmam. Tamam, söz. O kadınlar kimdi? Aptal salak, kim olacak? Biri Sinan'ın dalgası, ben al. Biri de Behli Bey'in aganisi falan filan. En mühimi de inek müdür, benim Filiz'in hastası. Verdin anahtarı, onlardan eşkilerini buldular. Sen de bu suretle müfettiş bile oldun he. Kaldırım müfettişi. Salak. Yani beyefendiciğim, şu Hüsnü'yü bu sefer fabrikalar genel müfettişi yapın, doğrusu hak etti. Düşünüyorum. Bir adam avanak olur ama bu kadar olmaz be. Bazı insanlar avanaklığı kendilerine meslek edinirler. Yarın sabah ona bir otobüs bileti verip Ankara'ya göndereceğim. Fakat oradaki büroya gidip de teftişe kalktığında olacakları görmek isterdim. Ciddi olalım, ben bugüne bugün fabrikalar genel müfettişiyim. Adamı fena yaparım ha! Vay, müfettiş Hüsnü Bey, şeref verdiniz. Buyurun, buyurun. Ha, Ankara'ya seyahat ne zaman? Vallahi yarın da ama vazgeçtim. Ya, neden? Çünkü senin gibi aşağılık bir herifin bu fabrikaya yakışmadığını düşündüm. Kendine gel köpek, o ne demek? Şu demek, zavallı masum bir işçi kızı, iş konuşacağım diye aldatmaya kalkan bir adam, aşağılıktan da beterdir. Ha? Müsaade edin de şunun hesabını... Senin hesabın da görüldü be, bir bey! Aa ya, yalancı düzenbaz, işçinin hakkını yiyip o paraları karılara yediren ve bu iş içinde benim evimi kullanan ha? Aşağılık bir herifsin. Ulan eşoğlu, seni ustabaşı yaptım utan! Sen mi? Anahtarı verdim diye uydurmadan bir ustabaşılık değil mi? Bütün kız işçilere sulanan sen mi kalkmış bana laf ediyorsun be? Kovuldum, defol! Kovuldun mu? Aşağıda olanları biliyor musunuz beyefendi? Patron bütün kirli çamaşırlarınızı rapor halinde almış. İşçilerin hepsi çevirdiğiniz dolapları anlamışlar. Zula'ya attığınız 2 milyonu da bulmuşlar. Sahi mi? Sahi ya! Üçünüz de bu fabrikadan atılınca ne yaparsınız bilemem ama ben bir fabrikaya girebilirim. Şerefimle ocakçılık yaparım. Belki usta olamam, şef olamam, müdür olamam ama boğaz topluluğuna çalışan namuslu bir işçi olurum. Ama siz bundan sonra bir bok olamazsınız artık. Hadi şimdi git bana bir çay söyle bakayım. Hadi. Saygıdeğer işçi arkadaşlar! Bundan sonra bütün haklarınızı alacaksınız. Patron böyle kötü yöneticiler yüzünden, çektiklerinizden dolayı çok üzgün. Hepinize sevgilerini sunuyor. Fabrikadan ayrılmana üzüldüm Hüsnü. Böylesi daha iyi abi. Hikayeni biliyorum. Filiz işe başlayacak diye çıkıyorsun. Yok canım. Ben kendim kendime, yani şöyle bir tezgah kurup serbest çalışacağım. Ne tezgah ulan? 5 paran yok. Sonra makineye de geçeceksin. Boş ver, o makinelerin gürültüsü beni uyuz ediyor. Ne antika adamsın be Hüsnü. Bari artık hayal filan kurma. Kuracak hayal mi kaldı abi? Neyse, hadi gene görüşürüz.
Eyvallah. Eh, arada bir fabrikaya uğra Hüsnü. Kimse senin gibi çay pişiremez. Sağ ol abi, eyvallah. Sen misin Nigar ablacığım? Mis gibi çay yapmışsın gene anlaşılan. O halde sensin Nimet ablacığım. Nimet abla! Aman anladım ya, bu müzikliği ancak Leman abla yapar. Aa, içinizden biri yaptı işte, başka kim olacak? Aşk olsun, beni hiç tahmin etmedin mi? Filiz, Filiz çayı! Yani çayı yapan Filiz! Hem de burada, benim evimde! Bizim evimizde desen ve bunun hayal değil, gerçek olduğunu kabul etsen olmaz mı? Oldu! Şimdi oldu! Ya? Buna hayal diyenin gözüne parmağını koyar! Ay, ay! Salak Hüsnücüm benim! Canım benim! Ay, o ne zampara herifsin, ne zaman gelecekti kız! Ay, şaşırdım vallahi! Aa, bu ne saadet! En doğru lafı sen ettin nihayet! Çay bir! Demli olsun ustacığım! Hazır kocacığım!